Filmin genel süreci aslında bir sene öncesinden. Senaristimiz ve filmimizin yönetmeni kıymetli Ahmet Hocam zaten bir yıl öncesinden bu proje için beni rezervde tutmuş, kendisi söyledi. En azından uygun bir zamanımı kollamış ve o zaman dilimini yakaladık nihayet ve birlikte filmi çektik, bitirdik. Filmde beni en çok etkileyen taraf zaten burada oynamış olduğum albay karakteri benim gençlik yıllarımdaki idolümdü. Annemin büyük dayısı, Allah rahmet eylesin, merhum albay Enver Tanyolu. O zaman İzmir'de yaşıyordu kendisi, Nergis'te. Bahçeli bir evi vardı. Ortaokul ve lise yıllarından itibaren her yaz tatilinde 3 aylığına dayımın yanına askerlik yapmaya giderdim. Kendi zaten asker kökenli olduğu için işte sabah erken saatlerde kaldırır, evin alışveriş listesi, akşam nereye gidilecek, nerede yemek yenecek, ne zaman temizlik yapılacak, bahçe ne zaman süpürülecek, bahçedeki kuru otlar ne zaman ayıklanacak, narlar ne zaman sıkılacak, bütün bunlardan hep ben sorumlu olduğum için yazmış olduğu senaryoda kendime çok yakın gördüm. Zaten biliyorsunuz 3 tane kitap yazdım. Son kitabım Kentaştis'te Albayım diye bir hikaye yazmıştım. Albayım da işte rahmetli dayımı anlatıyordu. Tam onun üstüne de böyle bir senaryo gelince kendime çok yakın gördüm. Tabii bizim filmimizin genelde baktığınız zaman 2 tane erkek karakter üzerine kurulu. 2 erkek karakter olunca da 2 tane iyi oyuncuyla yapmak lazım. Ahmet Hocam da sağ olsun Safa Sarı kardeşimi bana partner olarak uygun görmüş. Ben de zaten çok mutlu oldum onunla birlikte çalıştığım için. Çünkü hayatım boyunca hep şunu savundum. Komedyen sadece güldüren değil, işin dramatik tarafında çok iyi oynayan oyuncular olduğu zaman komedyenlik kıymetli oluyor. Safa'da da öyle bir yeteneği gördüğüm için beni hiç şaşırtmadı. Birlikte çok güzel ve son derece hızlı çektik sahnelerimizi. Çünkü öncesinden çalışıp hazırlıklı geldiğiniz zaman oyuncu her şeyle role hazır olunca, set ekibi de bütün o ortamı hazırlayınca sular seller gibi aktı geçti ve hepsinden güzel tarafı da kazasız belasız güle oynaya. Hayatımızdaki bazı tecrübeleri ilk defa yaşayarak, yani Safa'da ben de mesela ilk defa yamaç paraşütü yapma şansına sahip olduk. Onun dışında Safa zaten benim yanımda gerçekten askerlik yaptı. Yani bir erkeğin askere gittiğinde neler yapabileceğini en azından küçük bir ipucunu gördü. Vay be abi, demek askerde böyle eğitimler de yaptırılıyormuş dedi. Elbette dedik. Dolayısıyla bu filme katkı veren tüm sanat ekibi, kostüm ekibi, makyaj, filmimizin arkasındaki kahramanlarımızın hepsi kadınlar. Dolayısıyla onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İzleyenler de bence çok farklı bir sevda hikayesi seyredecek. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.